Deprem esnasında yıkılan petek ve dilek sitesinin yerine 180 adet konut inşaatı yapıyoruz. 100 adet konutumuz 100 metrekare, 80 adet konutumuz 120 metrekare olarak inşa ediliyor. Binalarımızın tamamı tünel kalıp sistemiyle yapılmakta. Buradaki binalarımızın 70 santim kalınlığında bir adet temele sahip ve 1005 adet 11,5 metre uzunluğunda kazık sistemine sahip. Yani deprem yönetmeliğinde üzerinde bir inşaat sistemi uyguluyor diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla hak sahipleri oturabilir burada. Binalarımızın bodrum katı, ısıtma, su depoları, sığınak ve otopark olarak inşa ediliyor. İnşaat seviyemiz şu anda %60'larda. Normal teslim süremiz Eylül'ün 10 olmasına rağmen vermiş olduğumuz bir taahhüt var. İnşallah 15 Ağustos'ta yetiştireceğiz. Hak sahiplerine iletilmek üzere idareye binaları teslim edeceğiz. Depremzedeyiz. Konteyner kentte kalıyoruz. Depremde çok korktuk. Gidecek yerimiz yoktu. Camiye yerleştik. Evimiz yıkılma karar geldi. Evimizi boşalttık. Ama bir umudumuz var. Evimiz yapılacak. Devlet sağ olsun bize konteyner kente yerleştirdi. Gideceğiz evimize inşallah. Öyle. Umudumuz var ama. Elazığ'da deprem oldu. Evlerimiz yıkıldı. Abdullahpaşa'da oturuyorduk. Sağ olsun camilerde kaldık, işte salon Yakup Kılıç'ta kaldık. Sonra işte Allah razı olsun devlet bize bu imkanı sundu. Konteynere geldik. Şu an en azından kafamız rahat bir şekilde oturuyoruz ama tek dilediğim şey bir an önce evime kavuşmak olacak. Hani çocukların ortamı, burası güzel ama tabii ki insan her zaman evini istiyor. Deprem anı kötüydü tabii ki. Arkadaş gelmişti, oturuyorduk, bir anda oldu. Hani geçer zannettik ama daha çok oldu. Duvarlar böyle yarılmaya başladı. Hani daha çok korktuk. Çoluk çocuk işte arkadaş bizdeydi. Çocuklarıyla dışarı çıktık. O an herhalde anlatılmaz yaşanır. Gerçekten kötüydü. Dışarı çıktık. Güneş enerjileri düştü. Ne bileyim halen devam ediyordu. Eve giremedik. Soğuktu. Dışarıda kaldık. Ama bugüne de şükürler olsun. İnşallah bir daha da yaşamayız.
1994'te Elazığ'a yerleştik. Dilek sitesinde 97'de ev aldık. İşte ta ki evimiz yıkılana kadar orada ikamet ettik. Depremde annemi kaybettim. Devletimiz sağ olsun, Cumhuriyet Vekilleri de bize yeni bir ev verdiler. Şu anda buraya yerleştik, yeni bir hayata başladık. Alışmaya çalışıyoruz. Oturduğum sitede kapıcı olarak çalışıyorum. Alışmaya çalışıyoruz yeni hayatımıza. Allah bir daha böyle depremler, böyle afetler göstermez inşallah. Her şey inşallah daha iyi olur. Mal mülk yerine geldi. Vay, can kaybı işte. Giden gelmiyor abi.